Efendim. Son iki dersin ne zaman olacak? Cevap verme. Çok güzel abi. Ya geceleyin de güzel gösteriyor diye yazıyor ama tabii bakacağız, test Bunun edeceğiz. tamamen böyle balık gözü şeklinde çok genişlemesine çekmiyor. Merhaba arkadaşlar, ben Abdülkadir Sefi. Bugün elimde çok ekonomik ama bir o kadar da fonksiyon sahibi arabam için satın aldığım bir teyp var. Hatta multimedya sistemi bile denebilir özelliklerine bakacak olursak. Gerçekten çok ucuz fakat özelliklerine bakınca beni çok heyecanlandıran bir cihaz oldu. Video oynatma özelliği var. Müzik çalma özelliği var. Bluetooth'tan, karttan, AUX'tan, USB bellekten müzik çalabiliyor. Direksiyondan kumanda etme özelliği var. Hatta ikinci bir kumandası daha var. Geri görüş kamerası var. Şu kutunun içerisinde. Telefonla görüşme özelliği var. Yani hands-free ve navigasyondan bize direktifler verme var. Yani daha bir sürü kullandıkça daha iyi anlayacağım özelliklere sahip ve çok ekonomik. Bu fiyata göre bu kadar şey vermesi beni hala şüphelendi. Ürünle ilgili fiyatını merak edenler, daha detaylı sayfasını incelemek istiyorum diyenler açıklamalar kısmına linkini koydum. Oradan gidip bakabilirsiniz. Detaylı bir şekilde incelersiniz. En iyisi ben şimdi bunun kutusunu bir açayım. İçindekilere bir bakalım. Aykut için çok güzel bir gelişme oldu arabam için. Çok güzel bir şey oldu. Biraz seviye atlatacak, level atlatacak bir şey gerçekten arabaya. Bakalım belli bir süre kullanacağım. Daha sonrasında sizlerle deneyimlerimi paylaşacağım. İnşallah gerçekten vaat ettiği her şeyi yapar. Yaparsa sizler için de çok güzel bir haber olacak. Ben denemek için kendimi feda ettim. Çünkü şüphe ediyorum. Bu fiyata bu kadar özellik olabilir mi? Bakalım. Tabii ki beklendiği üzere bu fiyata böyle bir kutu geliyor. Hemen kutusunun içine bakalım. Ben daha çok böyle cıvıl cıvıl bir kutu bekliyordum. Ama karton kutu çıktı. Uzunca kablolar. Sanırım bu da geri görüş kamerası. Aa işte. Beni çok heyecanlandıran parçalardan birisi bu. Büyük olacak zannediyordum ama çok küçükmüş. Çok da güzel olacak. Arabanın direksiyonunda cevap verme. Çok güzel abi. Ya Allah'ım inşallah çalışır. İnşallah bütün fonksiyonlarını verir ya. Çok heyecanlandırdı beni. Abi bunlar beni aşan şeyler ya. Arkadaşlar şimdi evet güzel güzel şeyler çıkıyor ama ben bir profesyonel desteğine başvuracağım sanırım. Evet bu da teybimizin kendisi. Şey söyleyeyim mi? Fotoğraflarda göründüğünden çok daha güzel. USB 2, burada AUX, şurada mikrofon, şurada kumanda, IR, şu kumandayı kullanmak için. Tuşları da hoş. Abi çok güzel ya. Çok güzel. Geceleyin de güzel gösteriyor diye yazıyor ama tabii bakacağız, test edeceğiz. Hemen götürüp bir güzel taktıracağım. Daha sonrasında ne vaat ediyor, neleri verebiliyor, neleri böyle dandik veriyor ya da süper veriyor. Onlar hakkında bir deneyim sahibi olduktan sonra hemen karşınıza gelip bunları anlatmak istiyorum bir an önce. Aleti çok beğendim. Şöyle hemen açayım. Efendim. Son iki dersin ne zaman olacak? Şu an giriyorum. 5'te bitecek. Tamam. Güzel. Neden? EBA'dan iki ders veriyorsun. Şu anda videoya aslında konu olmak için sana bu soruyu sordum. Arabadan konuşmayı yapıyorum. Sence ses nasıl geliyor? Ses iyi geliyor ama biraz önce aradığım zaman daha iyiydi. Biraz önce telefonla konuştum. Şu an hoparlörle konuşuyorum sonuçta. Bir fark var. Ama senin sesin gayet iyi. Net geliyor mu der sesin yani? Of. Bu biraz daha net. Şu anda mesela son ses yaptım. Bayağı yükseldi. O yüzden kısıyorum. Tamam, güzel. Boğuk olması zaten telefonun hoparlörüne bile alsak aynı boğukluğu veriyor. Benim zaten kriterim böyle şeylerde telefonun hoparlör kalitesini versin yeterli. O kaliteye ulaşıyor diyorsan bence iyi. Bence fena değil, beğendim ben. Tamam canım, hadi iyi dersler. Teşekkürler, bay bay. Görüşürüz. İlk olarak bahsetmek istediğim şey şu. Kapalı konumdayken ki görüntüsü çok güzel. Yani ben havalı buldum. Hemen şuradan yakın çekim de alayım. Bu kapalı hali gerçekten minimalist. Çok güzel. Renkleri falan. Türkçesi yok. O yüzden Friday yazıyor. İngilizcesi var. Diğer dilleri var. Çincesi bile var. Ama Türkçesi yok. Daha sonrasında tek tuşla açabiliyorum. Hemen.
Cihaz açılır açılmaz telefonda Spotify'a bağlanıyor ve en son kalan müziği çalmaya başlıyor. Yani bu bazen hoş olmuyor. Nedense hani bağlanması güzel fakat müziğe çalmaya karar vermesi ilginç geliyor bana. Hani olmamalı mıydı acaba diye de bir düşünüyorum. O yüzden hemen çaldı. Burada tuşları var. Az önce buraya basarak 5 numaraya basarak pause yaptım. Play pause 5 numarada. İleri geri tuşları burada iri iri duruyor. Hem ileri tuşu telefon kapatma, geri tuşu telefon açma. Hemen onun da atlatmanın da bir örneğini vereyim. Evet, ses kalitesini çok beğeniyorum. Çünkü bu Bluetooth'la bağlanıyor. Direkt Bluetooth'la bağlandığı için herhangi bir frekans ya da kaliteli boş frekansa ihtiyacımız yok. Direkt olarak Bluetooth'la bağlanıyor. O yüzden tertemiz bir sesi var. Müzik arabanın içine doluyor. Sen ne güzel, ne güzel gülüyorsun. Katlana rock heron, katlana rock from zero tero hero bro şak gada rock before trap vakit geçer direk sallana rock trap geri ya dön. Şimdi gerçekten sadece biliyorsunuz benim arabada şu köşede bir hoparlör var. Onunla alıyorum bu ses kalitesini. Tertemiz, cızırtı yok. Cızırtının olmamasının sebebi frekans kullanmıyor olması. Direkt Bluetooth'tan alıyor. Bluetooth'tan sesi alıp hoparlörden veriyor. Bence bu anlamda çok avantaj olmuş. Modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Hemen sesini kısıyorum çünkü radyoya geçince hışırtı olacak. AUX, SD kart, radyo ve Bluetooth. Pause. Burada USB girişi var arkadaşlar. USB girişinden USB 2.0. Tek üzücü yanı bu. Keşke 3.0 olsaydı. USB 2.0 var. Burada flash bellek takarak müzik çalabiliyoruz. Hemen bir flash bellek takıyorum. Takar takmaz flash belleği gördü. Evet, gördüğünüz gibi ileri tuşuna uzun basınca ileri doğru da sardı. Bu avantajı var. Böyle bir özelliğinin olması da güzel. Şarkının adı, şarkının söyleyeni ve albüm adı diye bilgiler de içeriyor. USB'lerde her zaman daha fazla bilgi var. Güzel. Hangisini takarsak onu algılıyor olması. Mesela SD kart taksaydım, mini TF kart taksaydım direkt onun içindeki bilgileri okuyup hemen onu çalmaya başlayacaktı. Modlar arasına şu M harfiyle geçiş yapıyorum. Yani içine kart, USB takıp daha sonrasında Bluetooth'ta da müzik çalabiliyoruz. Hepsini tak çıkar yapmamıza gerek yok. Modlar arasında çok rahat bir şekilde geçiş yapabiliyoruz. Ses miktarı çok iyi. Bir de burada çok güzel bir bilgi var. Şarj yazıyor burada USB'nin alt tarafında. Yani biz telefonumuzu bu aletle şarj edebileceğiz. Hemen test edelim. Güzel. Şarj ediyor fakat eminim yavaş şarjdır. Çünkü USB 2.0 tek yıldırım. Yavaş yavaş şarj edecek fakat bu hiç yoktan iyidir. Cihazın özellikleri saymakla bitmiyor arkadaş. Yani şöyle hemen bir örnek daha. Geri görüş kamerası da gayet verimli. En azından önümüze bir şey çıktığında görebileceğimiz bir şey. Şöyle onu da yakından göstereyim size. Gayet güzel karşımıza çıkacak şeyleri gösteriyor. Eksiği var mı? Var. Sağını solunu tamamen böyle balık gözü şeklinde çok genişlemesine çekmiyor. Balık gözü eksikliği var. Öyle olsa daha iyi olurdu. Fakat bu kadar ucuz bir üründe böyle özelliklerin bu kadar bol olması
beni acayip keyiflendiriyor. Geri vitese geçtiğinde müziği kesiyor ve direkt olarak görüntüye odaklanıyor. Dışarıdan ses almıyor, sadece görüntü alıyor. Normal vitese geçtiğimiz anda müzik çalmaya devam ediyor. Böyle de özellikleri var. Bitti mi? Bitmedi. Hala müthiş özellikleri olmaya devam ediyor. Bu müthiş bir özellik değil arkadaşlar. Ben kumandayı hiç sevmiyorum. Arabanın içerisinde kumanda çok anlamsız geliyor. O yüzden göstermek istemezdim ama böyle bir özelliği var. Sevenler vardır belki. Şu kumanda buna ait ve paketin içinde geliyor. Yani fiyata dahil. Bunu mu kullanırsınız yoksa şunu mu kullanırsınız? Arkadaşlar şöyle güzel bir şey varken şunun olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Bence bu cihazın en güzel özelliklerinden birisi şu koldaki gördüğünüz gibi direksiyonda kontrol yeri. Hemen gördüğünüz gibi kaydı, fark ettiniz mi? Kaydığı için ben şu köşeye sıkıştırdım. Hani mümkün olduğu kadar buradan destek almıyor da şu airbag'den destek alacak. Burada ne özellikler var? Telefona cevap verme, telefonu kapatma, sesi tamamen kısma, mute. İleri bir sonraki şarkı, bir önceki şarkı, ses kıs, ses artır. Şu da selde bas ayarları falan. Hiç yaptınız mı bilmiyorum ama ben yapmıyorum. Burada band tuşu var, menü tuşu var. Şöyle menüsünü de görün. Menüde de gezinti yapalım. Radyo, Bluetooth, USB, SD kart, AUX, settings. Settings'i seç diyelim. Dediğim gibi dilde sadece bizim anlayacağımız İngilizce var. Radyo alanı Avrupa seçili. Saat ayarını yapabiliyorsunuz. 24 saat, 12 saat ayarını yapabiliyorsunuz. Tarih yazabiliyorsunuz. Ve bunda video oynatabiliyor. Bir tane video ayarladım. Onun denemesini yapalım. USB'yi takır takmaz geçecek videoyu çalmaya. Bu mangal. Şöyle elimde, benim kafamda, yani kıyas edecek olursanız bu şekilde görünüyor. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Abdülkadir Sefi. Bugün elimde Banggood'dan gelen bir paket var. Paket küçücük bir paket ama çok büyük işler yapacağını ümit ettiğim bir paket. Neden biliyorsunuz? Çünkü içinde bir mangal var aslında. Arabada kullanacağım. Sürekli arabada mangal bulundurmayı. Evet. Çok da verimli değil. Belki benim USB eski olduğu için, belki USB 2.0 kullandığı için bilmiyorum ama video kalitesini hiç manipüle etmeden izlemenizi istedim. Ses önce geldi, görüntü sonradan geldi gördüğünüz gibi. Daha sonrasında tıkırtılar vardı. Donmalar yaşadı. Sürekli USB'nin ışığı yanıp sönüyordu. Zaten ben seyir halinde burada video oynatılmasının pek sağlıklı olmadığını düşünüyorum. O yüzden benim için çok büyük bir eksiklik değil. Fakat bunu çok seven insanlar var. Görüntü kalitesine diyecek bir şey yok. Tabii yansıtabiliyor muyum bilmiyorum ama hani ona bir şey demiyorum. Ses güzel fakat takılmalar var. Video performansı benden geçer not alamadı açıkçası. Ve şuradaki ambiyans rengini seçebiliyorsunuz. Mesela Blue. Kumanda mükemmel tutuyor mu? Hayır, tutmuyor. Şuraya yaslamak zorunda kalıyorum ama var olması çok iyi. Gözünüzü yoldan ayırmadan direkt şu tuşlara, şöyle de yapabilirsiniz. Hani arkadan destek vererek de yapıyorum bazen. Fakat şuraya yasladıktan sonra onlara hiç ihtiyaç duymamaya başladım. Cevap verme, telefonu kapatmanın burada olması çok iyi. Dikkatiniz dağılıyor. İster istemez eliniz oraya giderken dikkatiniz dağılıyor. Artık bunlar olmayacak. Bence fiyatına göre verdiği özellikler, sunduğu hizmetler muazzam. Tek kelimeyle muazzam. Acaba
olur mu ki? Bir ihtimal. Yoksa ümitleriyle getirdiğim, Çin'den getirdim biliyorsunuz, Banggood'dan gelen bir ürün. Bir ürün ve gerçekten beni mutlu etti. Beni kendine hayran bıraktı. İyi ki bunu seçmişim, iyi ki bunu almışım. Çok daha pahalıları vardı. Şöyle aynada olanlar vardı. Aynada olanları da incelemek istiyorum aslında. Sonuçta burası bir inceleme kanalı. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde öyle bir üründe incelerim. Fakat bu çok iyi. Fiyat performans olarak arıyorsanız böyle bir şey müthiş. Yani müzik olayını çözüyor, tape olayını çözüyor, şarj olayını çözüyor, geri görüş olayını çözüyor, kumanda olayını çözüyor. Daha ne istersiniz bilmiyorum. Gerçekten canı gönülden tavsiye ettiğim ürünlerimden ihtimaller üzerine aldım ve çok da haklı çıktım. Onun gururuyla da şey yapıyorum. Bununla Wi-Fi bağlantısı veya Bluetooth bağlantısı yapmıyor. Şurada gördüğünüz mor yer, kumanda gözü var burada. Direkt kumanda şuradaki IR alıcısından alıyor. Diğer kumandayla aynı mantıkla çalışıyor. O yüzden herhangi bir bağlantıyı meşgul etmesi söz konusu bile değil. O yönü de çok güzel. 4.1 inç TFT ekranı var. Geri görüş kamerasını takabiliyoruz. İsterseniz kendi geri görüş kameranızı da buna takabilirsiniz. Hani daha kalitelisi balık gözlü olanını takabilirsiniz. Oluyor. Frekans olayları işin içerisine girmediği için frekanslardan dolayı doğacak hiçbir cızırtı burada söz konusu bile değil. İstanbul'da olmuyor diyenler için alın size, oluyor. Bu Bluetooth'la bağlandı. Gayet verimli kullanıyorum. Uzun zamandır da arabamda takılı. Çok mutlu etti beni. Çok kompak. Kafası çıkmıyor. Yani alıp da götüreyim güvenlik amacıyla diyemiyorsunuz. Maalesef kafası çıkmıyor. O eksiği var. Burada da eksik ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu kumandada da bir eksik var. Pause yok. Play pause tuşu yok. İleri geri var. Ses aç, ses kapat var. Fakat play pause yok. Bence bu büyük eksiklik. Şu kumandada play pause'un olmaması aptalca. Bas ayarını kim sürekli kumandadan yapıyor bilmiyorum. Kumandadan yapılan bir ayar değildir o. Şuradan yaparsın biter. Artık öyle kullanırsın. Fakat play pause'u burada insanlar isterler. Geri kalan her şey çok iyi. Geri kalan hepsinin altında tavsiyemin imzasını bulabilirsiniz. Gerçekten hiçbir eksikliğini yaşamadım. Zaten uzun zamandır bir tepsizlik yaşıyordum. Bu da çok iyi oldu. Çok iyi bir karar oldu. Bu video umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Başka incelemelerde görüşmek dileğiyle. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Böyle bir şeye ihtiyacı olan arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşarak onların da doğru bir ürünle tanışmasına vesile olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.